Esasında kıyma ve cheddar peynir dediğinizde aklınıza ne geliyor? Muhtemelen hamburger, cheeseburger daha doğrusu geliyordur. Biz de cheeseburgerin çorba halini yapacağız. İsterseniz gelin başlayalım. İçine biraz da sebze atacağız. Şöyle buton şeklinde kesiyorum havuçlarımı. Biraz soğan keseceğim aynı şekilde. Daha sonra da küp küp doğruyorum. Şunları kenara alalım. Biraz da kırmızı soğan atacağım içine. Onu da küp küp doğrayalım. Zeytinyağı kullanıyorum. Önce soğanları atalım, sonra havuçları, sonra da kıymamızı atalım. Güzelce kavuralım. Soğanlarımızı da ekleyebiliriz. Tuz, karabiber her zaman olduğu gibi. Kıymam tane tane oluncaya kadar pişiriyorum. Birazdan çok az bir tereyağı da ekleyeceğim. Artık tereyağımı atabilirim. Yanda tavamı da açayım. Orada da ekmeğimi kızartayım. Şöyle hamburger ekmeği. Biraz da zeytinyağı koyuyorum ekmeklerim için. Şöyle hafifçe kızartacağım. Kıymaları karıştırmaya devam edelim. Hamburger nesiz olmaz, kimyonsuz olmaz. Biraz da kimyon koyacağım içine. Kimyonu da kavuralım kıymamızla beraber. Artık peynirlerimi de içine atabilirim. Cheddar peyniri kullanmak zorunda değilsiniz. Ben cheeseburger'e atıfta bulunmak için cheddar peyniri kullandım. Normal kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. Ekmekleri de yerleştirelim. Peyniri iyice erittikten sonra süt ve krema ekleyeceğim. Sadece sütten yapabilirsiniz, sadece kremadan da yapabilirsiniz. Ama bana sorarsanız en doğru karışım ikisinin tam arası. Peynirim eridi görüyorsunuz. Gelin isterseniz önce süt koyalım. Birazcık da krema ekliyorum, kıvam versin diye. Altını açalım. Bu arada ekmekleri de bir kontrol edeyim. Biraz daha kızarsın. Dumanlar çıkmaya başladı. Ekmeklerimizi alalım. Gayet güzel gözüküyor. Süt krema karışımında bir çıt kaynatacağım. Çok fazla değil. Ben bu sırada tabağımı hazırlayayım. Şöyle çorbamızı bunun içine koyarız. Hamburger ekmeği burada dursun. Birazcık turşu da koyalım. Şöyle ekmeğimizin içine. Önce altındaki o kıyma, soğan, havuç karışımından koyuyorum. Daha sonra da çorbamdan ekliyorum. Hepinize afiyet olsun.